Değerli izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Çankırı Ilgaz ilçesinde Ödemiş köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Şükrü Kuru ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan. Sağ olsun telefon açtık. Biri köy konağının önünde görüşelim. Köy konağının önüne geldik. Burada köyümüzle ilgili röportaj yapacağız. Evet Şükrü abi, birinci dönem seçildiniz efendim. Köyümüze hangi hizmetleri kazandırdınız? Köyümüze ilk başta eski mezarlığımız vardı. Eski mezarlığımızın kenarına kendi imkanlarımızla para toplayarak beton bir duvar ördürdük. İstinat duvarı. İstinat duvarı ördürdük. Ilgaz'dan şey yaptırdık, beton duvar. Üst tarafını çitle çevirdirdik. Evet. Hayvanlardan muhafaza altına aldı. İkinci sefer köy içme suyumuzun deposu başı uygun değildi. Açıktaydı. Evet. Buraya drenaj yaptırdık. Çankırı İl Özel İdaresi'nden makine alarak. Köylünün yardımıyla suyu daha derin aldık. Drenajı aldık. Evet. Suyu çoğalttık. Köyümüzde su sıkıntımız yok şimdilik. Çok şükür. Yukarıda Kaledere'si denilen bir bölgemiz var. Orada senelerdir çaydan köyü de şöyle gösterelim yani. Evet, köyde çaydan akan bir su vardı. Evet. Devamlı akıyordu bu. Ilgaz Devrezi akıyordu. Bu Devrezi'den de Kızılırmak'ın denize dökülüyordu. Evet. Bunu Orman Su İşleri Bakanlığı'na defalarca dilekçe yazarak, mektup yazarak bir gölet yapılması için müracaat ettik. Evet. Ve büyük %90 onaylanmak üzere gölet yapılacak. Projesi şeydi. Evet. Bütün şeyler yapıldı. Sadece sondaj yapıldı. Sondajın sonuçlarını bekliyorlar. Zannedersem 2019 senesinde ihalesi olacak. İnşallah. Köyümüzün içinde su taşkın oluyordu. Dere ıslahı mı yapılacak? Dere ıslahı yapılacak. Kararlaştırıldı. Evet. Proje aşamasında bugün yarın yapılacak. Köyümüze kaldırım taşı, 1600 metrekare kaldırım taşı verdiler. Orta mahalleyi döşettirdik. Şimdi 1000 metrekare daha çıktı. Onu da döşettireceğiz öbür mahallelerimize. Bunun gibi çeşitli şeyler yaptık. Evet, buçuk olmuş. Ezen yakın neyse. Köyümüzün fosfetli çukurundan evet. Su dışarı taşıyordu, çay akıyordu. Evet. Özel idareden boru alarak bunu 1 kilometre aşağı götürdü. Evet. Köydeki kokuyu önlemek için. Evet, örnek bir muhtarımız sayın izleyiciler. Birçok yerlerde muhtarımın bahsettiği gibi köylerin fosfetli çukuruna akan sular derelere akıyor. O da köye pis koku çay, getiriyor. Çay akıyordu. Çaydan mesela hayvanlar içiyordu. Evet. İnsanlar abdest alıyordu. Evet. Bunu önlemek için 1 kilometre boru alarak evet. Daha uzak bir yere götürdük. Evet. Şimdi ne koku geliyor, ne şey geliyor. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Onun gibi çeşitli... İstinat duvarını da amcamız yaptırmış. Akif Önder. Akif Önder. Bir amcamız. Sayın izleyiciler. Maliyeti Akif Önder'e aittir. Evet, hayırsever vatandaşımız, köylü. Köylümüz sayın izleyiciler. Artı caminin önündeki o çatıyı yaptırmış. Onu yaptırdı. Mezarlığın önünde bir yeri var, onu yaptırdı. Orayı yaptırdı. Çadıravanı yaptırdı. Evet, hayırsever vatandaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Halinde yaptırmak istiyor. Evet. Minarem... Akif amcamız burada. Akif Önder amcamız köye de önder oluyor. Doğru mu efendim? Teşekkür evet. Ederiz. Allah razı olsun diyoruz kendisine de. Evet muhtarım. Okulumuz kapalı değil mi efendim? Kapalı. Kapalı. Öğrenci yok galiba. Yok. Taşımalı sistem var. Evet. Köy halkı başka hangi hizmetlerin yapılmasını istiyor efendim köye? Köyümüzde ara sokaklar, parke taşı yapıldı mı efendim? Yetişmedi. Köyümüz 3 mahalle olduğu için. Kaç hangi isimlerle mahallelerin? Saray Mahallesi, Orta Mahalle, Asar Mahallesi. Asar Mahallesi. 3 tane mahallenin oluşuyor. Toplam sadece kaç hane efendim? 80 hane. 80 hane. Nüfus ne kadar? Nüfus kalabalık da şimdilik şeyde seçimde az nüfusumuz burada. Evet. 52 seçmen vardı. Evet. Fazla şeyimiz yok yani. Evet. Evet sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak bizim birinci hedefimiz muhtarların özlük haklarını iyileştirmesini sağlamaktı. İşte gerçi muhtarımız emekli. Biz birçok muhtarımız SESKA primini yatıramıyorduk. Bunların devlet tarafından yatırılmasını için mücadele ettik ve başarılı olduk. Asgari ücret verilmesini savunduk. Hatta şu anda asgari ücretin bile üstünde. Doğru mu efendim? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız muhtarlara sahip çıktı. Kaç defa katıldınız efendim Cumhurbaşkanı toplantısına? İki sefer. 2019 2000
15 senesinde birinci gittiniz sefer mi? Gittim. Bir de bu seferki bu sene 2018'de evet. Gittim. İki yani, sefer. Evet. Genelde birçok muhtarımız bir defa gidemezken muhtarımız iki defa gitmiş. Örnek bir muhtarımız sayın izleyiciler. Başarılı da bir muhtarımız. Köyün eksik olan hizmetlerini tamamlamak için mücadele ediyor. İşte hayırseverlerle, devletin katkılarıyla. Doğru mu efendim? Doğru. Bu bir, gönül işi. Evet. Bu bir gönül işi. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Gönül işi. Kaydediyoruz, çekiyoruz şimdi amca. Evet, senin konuştuklarını. Evet, senin konuştuklarını da çekiyor. Benimkini de çekiyor. Hepsini Allah çekiyor. Allah rızası için ben köyüme emekli olmama rağmen köyüme gelip bir köyümüzün daha iyi bir seviyede olması, daha güzel olması. Yaşanabilir. O bakımdan yani yapıyorum bu işi. Evet. Allah razı olsun diyoruz sayın izleyiciler. Çalışkan ve özverili bir muhtarımızla röportaj yaptık. Çankırı Ilgaz Ödemiş Köyü muhtarı Şükrü Kuru abimize teşekkür yani ediyoruz. Güneş gelmeye başladı. Biz de geldiğiniz için size ve ekibinize ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun muhtarım.